Abdullah Emiroğullarından olan Recep Reis, nüfus kayıtlarına göre 1862 doğumludur. İnce, uzun boylu ve zayıf olan İpsiz Recep, tipik bir Rizelidir. İpsiz lakabını Zonguldak'tan iki direkli yelkenlisiyle kömür taşırken alır. Elinde olanı olmayana verdiğinden adı İpsiz'e çıkar. Recep Reis, Rus istilasından önce ikinci evliliğini Nadire Hanım'la yapar. Evlendiğinde 40'ını aşmış, olgun bir delikanlıdır. Herkes gibi küçük Nadire de ona emice demektedir. Recep Reis, Rize-Batum arası nakliyecilik yapar. Takasına gaz, tuz ve şeker yükler. Çeşitli vesilelerle Rusya içlerine kadar uzanır. Osmanlı Devleti'nde Ermeni hareketlerinin artması ve şiddete dönmesi, Taştak örgütünün Karadeniz ve Anadolu'daki faaliyetlerini de arttırır. Rusya'dan Batum yoluyla çok sayıda silah ve çeteci Karadeniz kıyılarına çıkmaktadır. Bir seferinde Batum'dan aldığı 17 kişinin İstanbul'da çok sayıda masum insanın ölümüne sebep olan Ermeni komitacılar olduğunu anlayan Recep Reis, beraberindeki Rizeli Abdullah'la bunları yok eder. Bir hafta sonra Dersaadet'e protestolar yağmaya başlar. Çünkü komitacılar Rus vatandaşıdırlar. Rusya, Recep Reis'le Rizeli Abdullah'ı ister. Zaptiyeler Recep Reis'in evini basar fakat bulamazlar. Artık Recep Reis ve arkadaşları Topaloğlu Ali ve Kamburoğlu Şevki her olayda akla gelen isimler olmuştur. Diğer çetecilerin işlediği suçlar dahi üzerlerine yıkılır. Çaresiz kalan Recep Reis, Topaloğlu ve Kamburoğlu'yla Batum'a geçer ama çok geçmeden yakalanıp önce hapse atılır, sonra çalışma kampına gönderilir. Buradan Azerbaycanlı bir gardiyanın yardımıyla kaçar ve Rize'ye döner. İşgallere karşı milli mücadele başlamıştır. Karadeniz sahil şeridi konumu itibariyle stratejik önemdedir ve milli mücadelede önemli rol oynar. Karadeniz halkı da özellikle silah sevkiyatında büyük çaba gösterir. Recep Reis'i milli harekete katılmaya Kandıra Kaymakamı Atıf Bey ile eşinin yanı sıra Trabzonlu doktor Yüzbaşı Raif Bey ikna eder. Aralarında gazetecilerde bulunan 60 kişilik Ankara yolcuları kafilesinin Kefken'den Ereğli'ye nakilleri gerekmektedir. Bu nakil işini görüşmek üzere İpsiz Recep'in dostlarından Doktor Yüzbaşı Raif Bey ile gazetecilerden Muhittin Bey Kefken'e giderler ve Recep Ağa'ya misafir olarak durumu görüşürler. Artık Trebolu ve Giresun'a yapılan seferlerde Kızıloğlu'nun takasının yükü vatansever asker ve aydınlarla mühimmat ve istihbarat raporlarıdır. Rusya'da ihtilal olunca Batum'daki Gürcüler bir hükümet kurarlar. İpsiz Recep ve milli çetelere 37. Tümen'le birlikte Batum'a yürüme emri verilir. Batum'un iki kalesinden birisine çeteler, diğerine de 37. Tümen saldırır. Batum önünde tam bir hafta savaşılır ve Ruslarla Gürcülerin karşı koyma gücü tükenir. Tabyalar ele geçirilerek Türk bayrağı dikilir. Bir süre sonra çetelerin memleketlerine dönecekleri bildirilir ve İpsiz de arkadaşları bir takaya atlayıp Rize'ye dönerler. İpsiz Recep kömür işi yaparken motorunun batması üzerine Sarıyer'e geçer. İstanbul'daki yurtsever direnişçilerin Recep Reis'i bulması çok zaman almaz. Zekeriya köyden Terkos'a uzanan geniş alan içinde İngilizlerle işbirlikçi çete faaliyetlerinin önlenmesi görevini yürütmekte olan Ziya Bey'in Recep Reis'le görüşmesi de bu işlerin içinde gerçekleşir. Artık sadece savunma olmayacaktır. Köylere musallat olan çetecilere iyi bir darbe vurmak gerekir. Bu çetelerin en kuvvetlisi 40 kişilik Giritli Andon çetesidir. Recep Reis'in çetesi ise 12 kişidir. 12 tüfekleri ve 2 sandık mermileri vardır. Andon pazar günleri Tarabya'daki Vasil'in gazinosuna gelmektedir. O pazar gecesi 4 kez patlar tabanca ve Kaptan Andon yere serilir. Ortalık ana baba gününe döner. Recep Reis ve adamlarının olay yerinden sıyrılmaları zor olmaz.
Ardından Sarıyer Taş Ocağı'nda saklanan Hristo ve 11 çetecisini bir gece çembere alıp öldürdükten sonra yeğeni Hamza ve diğer efradıyla takasına biner ve dümenini bu kez Şile'ye çevirir. Anadolu'ya sevkiyatın güven içinde yapılması için Şile'nin elde tutulması şarttır. Şile'de önemli bir tehdit olarak görülen Kaptan Atanas ve adamları da gittikleri kahveye yapılan baskınla imha edilir. Ancak reis yeğeni Hamza'yı bu çatışmada kaybeder. Recep Reis'in bu acı kayba yanıtı hayli sert olur. 18 işbirlikçi Belgrad ormanlarında katledilerek cezalandırılır. Artık her yere Recep Reis gitmeden önce şöhreti gitmektedir. Direniş Teşkilatı'nın güvenilir bir mensubu olmuştur. Fransızlar tarafından işgal edilen Ereğli'nin 18 Haziran 1920'de düşmandan kurtulmasının ardında yine Recep Reis vardır. Devrekli Muharrem'le birlikte Ereğli'nin Fransızlardan arındırılması mücadelesine verdiği katkı çok önemlidir. Milli mücadelenin şanlı gemisi Alemdar'ın kurtarılmasında da yer alır. Kuvayi Milliye'nin şiddetle gemiye ihtiyacı olduğunu bilen Çakçıbaşı Osman Efendi gemiyi kaçırmaya karar verir. Alemdar 23 Ocak 1921 gecesi gemi personeliyle Trabzon'a doğru hareket eder. Ancak Uluca ile Çamlı arasında C-27 Fransız gambotuna yakalanır. Bababurnu'nda mevzilenen Recep Reis ve adamları yaylım ateşine başlar. Fransız gambotunun iki ateş arasında kalmasını sağlarlar. 2 saat süren mücadele sonunda Alemdar kurtarılır. Sabah Ereğli'ye ulaşır ve Çoban Çeşme önüne demirler. İkinci İnönü Muharebeleri sırasında Sakarya'nın batısında Seyfiler'de karargah kurmuş olan bir Yunan taburunun bir baskınla yerinden sürülmesi gerekmektedir. Recep Reis ve birliği bu baskını 29 Mart 1921'de gerçekleştirir. Ardından Sakarya yanındaki Boğaz bölgesine hücum ederek bir başka Yunan taburuna 12 saat geçit vermez. İpsiz Recep müfrezesi bazı eksikliklerin tamamlanmasını ve mükellefiyet dışı kalmış eratının terhisini müteakip 41. alayın 3. taburunu teşkil ederek 13 Mayıs 1921'de trenle Kütahya'ya hareket eder ve Alayut civarında bulunan 41. alaya katılır. Zaferle sonuçlanan kahramanlık destanında adı Türk ordusunun bir tabur komutanı milis yüzbaşı Recep olarak yazılır. Recep Reis savaş sonrası çetesinin yaklaşık 25 efradıyla Ankara'ya gelir ve bandoyla karşılanır. Ankara'da 2 akşam kalırlar ve Atatürk'ün iltifatlarına mazhar olurlar. Atatürk'ün Recep Reis bir daha harp olursa ne kadar kuvvetle gelirsin sorusuna, çetem dağıldı, yanımda bir yeğenim var. Ne zaman emredersem atımı ve silahımı alır gelirim yanıtını verir. Benden ne istersin sorusuna ise Karasu'ya yerleştiğini mümkünse kaymakama ve askeri erkana emicem oradadır, onu gözetin diye bir emir vermesinin yeterli olacağı yanıtına verir. Atatürk bununla yetinmez. Recep Reis'e 250 lira maaş bağlatır. Ama o bu maaşını yeni kurulan Tayyare Cemiyeti'ne bağışlar. Cumhuriyet, kıyafetli küçük çocukların, malul gazilerin ve mülkiye erkanın taklar altından geçtiği 30 Ağustos ya da 29 Ekim kutlamalarında sadece bir seyirci olarak yer alır. 1928 yılında İpsiz Recep hayatının son aylarını yaşamaktadır. Uyumamış, yatak bilmez Recep Reis tifoya yakalanarak yatağa düşer. Vefat ettiğinde yanı başında eşi Nadire Gürses vardır. Mezarına ise şu kitabe yazılıdır: Kurtuluş Savaşı kahramanlarından milis yüzbaşı Recep Reis, yani İpsiz Recep, Rize'nin Portakallık Mahallesi'nden Emir Ali oğullarından Hüseyin oğlu 1868-1928. Ruhu şad olsun.